Özlü, konuşmamız lazım. Aa, konu nedir? Deha dizisini konuşmamız lazım. Bir dakika ya. Sende bir güzellik var. Kimse bir şey anlamaz değil mi? Geliyorum. Yo, siyah yakışmış olabilir, siyah. Olsun. Hadi öyle olsun. Tamam. Yani Deha dizisini izledim, öveceğim ya. Öveceğim, övmem lazım. Bu Övülmeli. kanalda bu dizi övülecek. Övülecek. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Bu kadar akıl üstü bir senaryo. Çok Bu farklı. kadar muhteşem oyunculuklar. Yani bunu konuşmamız lazım Özgün. Ya birincisi bana şey çok şaşırtıcı geldi. İsmi Deha ya. Ben böyle Evet. şey sandım, hani başka bir şey mi yapacak ya bunlar dedim. Hani aile dramı olmayacak mı içinde falan. Akılla ilgili öyle matematik bölümleri falan var. Aa dedim, ne oluyoruz ya? Sonra Ne Allah'tan alaka? silahlar çıktı. İşte aile Hı. dramları başladı. Hah dedim, böyle. Zaten işin dahiyane olan kısmında da para girdi ya. Evet. O zaman tamam dedim ya, bu dizi iyi gidiyor. Kesinlikle bizim kültürümüze çok yakın. Dolandırıcılık var, aldatma var falan filan. Yani gerçekten bizi kesinlikle yansıttığını, bizim kültürümüzü yansıttığını düşünüyorum ben dizinin. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben de çok Mükemmel beğendim. bir açılış yaptı dizi. Mükemmel bir açılış yaptı. Adı neydi? Devran mıydı? Ferman mıydı? Öyle bir şeydi. Koçova Koçova o başka bir diziydi. Çok başka benziyor mıydı? birbirine, o yüzden karıştırıyorsun. Ben o yüzden onun oyunculuğunu da çok beğeniyorum. Yani çizgisini hiç mi bozmaz bir oyuncu? Yani ne Kalite. oynarsa oynasın. Aynı. Hepsinde aynı, yani mükemmel bir şey bu. Gerçekten bunu yakalamak, bu tatta kalmak her defasında mükemmel bir şey, muazzam bir şey. O yüzden sen karıştırıyorsun Koçovalı diye, o başka bir dizidendi. O ilk sahne, ya nasıl bir sahneydi o yahu? Sevgilisini beklediği, ama ilk önce bir sevgiliyi bekliyor. Bütün jüri falan Bekliyor, beklemek zorunda çünkü o kız erkek. gelecek. Bizim dizilerimizde başroldeki adam biraz maço olacak. Biz öyle seviyoruz. Tabii Biraz halk erkek olarak bunu olacak. istiyoruz tabii. Tabii ki kadınını bekleyecek. Kadınsız bir hiçtir Biraz da erkek. şiddet. Birazcık şiddetli, erkeksi yapıyor bu Tabii. karakteri. Öyle değil mi? Tabii. Formülünü o an onlarla paylaştık. Daha önce onlar o formülü bilmiyorlardı. Evet, yeni bir formül buldum. Ama çok şükür ki bunları bize yansıtmadılar. Sadece çocuk yazdı. Bize yansıtılan kısmı ne oldu? Sana para verilecek. Yurt dışına imkan sağlanacak. Önemli Gidilecek. olan budur çünkü. Matematiğin hiçbir önemi Evet. yok. Ya da bize Kesinlikle. olan faydasından bahsetmelerine falan gerek yok. Para. Parayı aldın kardeş. Hadi gene iyisin Kesinlikle. köpçü. Çok 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 doğru. Çok doğru söylüyorsun. Yani dizinin adı Deha da olsa ne olursa olsun. Önemli olan O kadar işte yani. Deha Onunla değildir. yetinin. Yani halk bunu istiyorsunuz. Bir şeyi hatırlıyor musun? Baba arabayla Yürü geçerken sence. çocuğumuz Ah ne ağlıyor peşinden. sahneydi. Ah babacığım diyor, nereye gidiyorsun diyor. Mesela orada ne kadar zeki olduğunu da altını çiziyorlar karakterin. Çünkü çocuk daha babası işte arabayla önünden geçerken onu terk edeceğini hemen anlıyor. Değil Zeki mi? çocuk Deha ya. Aynı zamanda çocuğun performansı nasıl, fiziksel performansı da iyi. Yani çocuk sadece dahi değil. Hani sporcunun zeki, şerif ve ahlaklısı olayı var ya. Hepsi çocukta var. Evet. Bak o küçücük yaşına rağmen arabanın peşinden koşup yetişebiliyor. Arkasına Evet. atlayabiliyor. Öyle bir kas gücü. Bravo. Hı. Ben Ve çok sonrasında etkilendim. da yere düşüyor ve hiçbir şey olmuyor çocuğa, yani Ne gerçekten olacak canım, bir şey muazzam. olmaz. Dolar bir şey kanka. Ama çocuğun hakikaten babasının onu terk ettiğini anlaması muazzam zekiceydi. Değil mi yani, herhangi bir yere de gidiyor olabilir. Hani Yani evet. adamın davranışı da çok ince değil miydi? Aslında ince bir davranış sergilemişti baba. Hiç eve uğramadan çekip gidebilirdi. Ya da evden çıkmadan önce de altınları alıp kaçabilirdi, ama hayır. Diyor ki bizimkiler bu saatte alışverişe gitmiştir. Ben bir geri döneyim, altınları alayım. Bunlar da bir Değil. görsün diyor. Yanında başka biri var.
Hiçbiri ha, anlasınlar da beklemesinler işte. anladım. Ben bir şey söyleyeyim, onlar anlasınlar diye, yoksa çıkarken de altınları alabilirdi. Evet ya, bu arada babanın da çok Nazik. altı çizili bir karakteri vardı. Gerçekten çok iyiydi. Mesela yani sürekli kendinden dolandırıcı olduğundan bahsediyordu. Ben şöyle iyi dolandırıcıyım. Bak nasıl da dolandırdım. Şu, bak işte ben şöyle kötüyüm, böyle kötüyüm. Mesela bunları söylemesi biz bunu anlamazdık, öylesin Hayır mi? canım, arada Bunu böyle kötü adam kahkahası atmasa kötülükten asla keyif aldığını anlamazdık. anlar mısın? Asla Aa, anlamazdık. iyi adam zannedersin. Evet, Ama evet. yaptıkça diyorsun ki bu galiba kötü. Sevgilisi de bunu destekliyor sürekli. Evet. Diyor ki sen diyor böyle birisin. Bak oğlun da sana benziyor. Bak sen kötüsün ama akıllısın da falan. Yani oradan anlıyoruz biz onun akıllı ve kötü Evet. olduğunu. Yoksa nasıl anlayacağız? Öyle değil Çok mi? güzel, çok güzel replikler, o anlamda çok beğendim ben. Bir de oyuncularımız gerçekten biçilmiş kaftan. Bir Yani tanesi Allah razı kötüydü, olsun. Allah'tan onu da öldürdüler. Bence kötü değildi bu arada. Bence Aras'ın önüne geçebilecek bir oyunculuğa sahipti. O yüzden ölmesi de gerekiyordu. Hayır, iyi olması kötüydü. Yani senin bize gerçek duyguları hissettirmeye ne hakkın var ya? Orada yazıyor Neden? zaten, biz dinleyince anlarız. Sen ne haddin öyle Kesinlikle bu kadar doğal gerçekten olma. hırslık? Olmaz kardeşim. Halk bunu istemiyor. Halk iyi Evet oyunculuk ya. istiyor mu? İstemiyor. Yetenek istiyor muyuz ya? Bu çocuk Hayır. yetenekli. Yüzü Gerek gözü de yok. düzgün. Ne gerek var ya? Bir daha bu çocuğu bir yerde oynatmayın. Bence de oynatmayın. Ne işi var yeteneklilerin Gözümüzü alıyor. Dediğin gibi ben Aras'ı nerede izleyeceğim? Bu dizilerde? çobalıyı. Valla Aras silinir giderdi o çocuk devam etseydi. Olmaz. Çok iyi yapmışlar. İyi yapmışlar. Çok güzel. Bu onu diyordum yani Allah'tan Türkiye'de iki tane çok değerli oyuncumuz var, genç oyuncumuz. Birisi Aras. Diğeri de şu Doktorlar dizisinden meşhur olan, hani otizmde gencimizi oynayan O çocuğumuz yine bu dizide oynuyor. Şimdi adını otizm unuttum mi mi gerçek, özür oynuyordu dilerim. orada? Ama'yı oynuyordu. Ama Böyle değildi böyle canım, bakıyordu. otizmliydi. Otizm miydi o? Pardon. Ha, Affedersin. otizmdi, Ben otizmdi. O böyle otizmin bir yan yapınca etkisi gibi veriliyordu dizide. ha, Yani o repliklerde pörtlek belirtiyorlardı. gözler. Bu Şunlar. arada evet, bu arada iki oyuncumuz da aynı şekilde. Yani Aras için söyledim bunu ama o oyuncumuz da öyle. Gerçekten çizgisini hiç bozmuyor. Bu çocuk olmasa kim oynatacaklar? En akıllıyı kim oynatacaklar? Tabii. Bir de bence özellikle akıllı karakterler yazılıyor ki bu çocuklarımız oynasın diye. Ya da halk diyecek ki, aa, yeni bir oyuncu mu çıkmış diyecek, başka bir şey oynayasa anlamayacak halk. O yüzden Hayır. aynı şeyi oynatıyorlar. Daha bu şekilde Kesinlikle. oynuyor ki beni, hani bilin benim yabancı değil. Evet, ben hala o akıllı çocuğum. Burada da akıllıyım. Ben, yani siz diziyi değil beni izleyin diyor. Yani evet, bu çok Ama halk da mantıklı. bunu istiyor. Bu arada senaryosu gerçekten hani yani 2,5 saat sürmese, daha da kısaltılsa, çok tertemiz, çok güzel kancası olan mükemmel bir hikaye bence. Herkesi ekrana kilitleyecek bir ilk bölümdü. Bence zaten kilitliyor. O senaryo uzunluğu ile ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Bir yapımcıyı izlemiştim. Bir programa katılmıştı. Neden bu kadar uzun olduğu ile ilgili şöyle bir açıklama yaptı. Biz dedi bunları yurt dışına sattığımız için dedi. Şimdi buradan film diziyi çekiyoruz. Yurt dışından da kazanıyorlar ya. Oraya zaten üçe falan bölük şey yapıyoruz. Da. Türkler hani biz de idare edin siz de, adamlar yurt dışına satacak. Kusura bakmayın yani. Destekleyeceğiz. Ne Yani yapacağız? yeter, Tabii çok izleyeceğiz. bile. Reklamları da izleyeceğiz. Yani öyle. Başka paranız bunun varsa, başka bir şey yapabiliyorsanız buyurun yapın. İzleyeceksiniz. Yani burada da gerçekten güzel bir ilk bölümle giriş yaptılar. Bundan sonrası zaten ne yapsalar izlenecek. Yani o yüzden yeterli bence. İlk bölümün bu Evet. kadar iyi olması, bu dizinin izlenebilmesi için işte oyuncu Evet. seçimiyle beraber. Yani şimdi ne yapsalar? Ne yapsalar? Ne kadar saçmalasalardı? Bu dizi izlenecek belli. Ama illa bir aşk olur değil mi? Daha Aşk fazla yani olmazsa olur mu? kaotik bir aşk. Mesela o ismini unuttum. Amayı oynayanın ismi neydi? Şimdi ben de unuttum. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Biraz Ama şey. Serengil gibi olduk. Evet. Mesela o birisiyle bence aşk yaşamalı. Hatta belki Koçovalı'nın sevgilisini almalı. İşi tamamen matematikten çıkartalım. Bak kesinlikle bu olacaktır. Bu olmazsa olmaz. Yani bunlar bir çatışacak mı zaten? Ki bu İntikam. çocuk şey değil ki bizim Aras matematiksel zekasıyla değil de daha çok böyle aşkıyla öne çıkacak bir karakter Tabii olacak zaten burada. başta O. çok azıcık değinildi ona, o konu kapandı artık, tamam. Gitseydi, Evet. parayı alsaydı, eğitimli olsaydı, o başka bir hikaye olur da gerek yok yani, gitmedi işte, burada aşk meşk intikam oraya Heh, dönecek. aynen. Aynen öyle.
pırıl pırıl çocuğu mahvetmişler diyeceğiz biz de, üzüleceğiz yani. Bu ailesinin peşinde harap oldu. Bu babası, bu Allah belasını versin diyeceğiz yani. Evet. Böyle dramatik bir yapı haline getirdiler durumu. Bunlar çatışacaklar, iki kardeş. İkisi de akıllı, zeki falan, böyle aralarında bir oyunlar dönecek. Tabii ki de onu en kötü, en iğrenç şekilde yaralayabileceği şey sevgilisini elinden almak olacaktır. Bu kesinlikle olacaktır diye düşünüyorum. Eğer ki Evet. düşünemedilerse de, sanmıyorum düşünemediklerini, ama düşünsünler. Buradan eğer Evet, duyuyorlarsa lütfen. bizleri, Halk hemen bu bunu olsun bir istiyor. de. Çok beklemeyelim yani. Bir Evet, sonraki bölüm bunu görelim artık evet, sanki. evet. Bu arada Evet. sevgilisini isteme sahnesi de çok başarılı değil miydi? Sevgilisini istemeye geliyorlar ve kız birden kalkıp diyor ki ben aslında hamileyim. O sırada Devran da gelmiş, kapının önünde bekliyor ve arabanın lastiklerini patlatmış. Tatlı çocuk ya. Ay, Ondan nasıl sonra biliyor? çocuğu alıyor götürüyor. Aman, kızı alıyor götürüyor. Bir tur attıracak, eve getirecek. Yani bir şey yapacağı yok. Yani Yani ne zaten kadar geliyor kız masum. eve. Ama kız niye kaçıyorsun ki? Zaten baban sana bir şey demiyor. Misafirler gitsin diye falan mı acaba? Yani utanmış olabilir. Hani ne diyeceğini bilemiyor olabilir, ama o kadar utangaç bir kız olsa, yine aynı kişi gidip aynı kişilerden parasını, hakkını talep edebilir miydi? O kadar utangaç ve kaçan birisi olsa. Gitti dükkanlarını bastı, değil mi? Bastı. Paramı Helal verin diye. olsun. Helal olsun. Buradan da şu sahneye artık değinelim, değil mi? Herkesin konuştuğu şu Sherlock Holmes sahnesi. Yani o nasıl muazzam bir sahneydi. Çok Birebir. Ya birebir yaratıcıydı. nasıl yapabiliyorsun? Nasıl Aynısını yapabiliyorsun? nasıl yapabildin sen ya? Bunu eleştirenlere söylüyorum. Yani bunu takdir etmeniz gerekiyor. Hadi al sen, ne bileyim, Picasso'nun tablosunun aynısını yap. Yapamazsın. Hı, Adamlar yapmış işte. yapamazsın. Saygı duyacaksın. Baba da hemen ikna oldu, gördün değil mi? Hemen parayı verdi. Kesinlikle. Peki o Sherlock'ta bir seyirci şey var ya, bizimkinde onu tabii ki bir yapamadıkları için Hı. arkadaki insanları seyirci gibi izlettirmişler. Onu da Aynen öyle. Yani atlamamışlar. onlar müdahale Fark etmediler edebilirlerdi. olaya. Hayır. Ama neden o zaman bozulur? Sherlock Holmes'taki sahne gibi olmaz. Zaman Ya olmaz. orada oğlunu mu gelip kurtaracaktı? Aa, olmaz. Olmazdı. O da ne yaptı? Çıkardı, parayı verdi. Hı. Oğlu orada ölüyor mu, ne oluyor belli değil. Bir Yanlış şey olmaz. etmiş. Şuradan parayı çıkartın dedi. Çünkü yani aynısı onun da başına gelebilir belki. Tabii. Korktu. Çok korktuğumu da belli etmedi ama sanki Ya sırası gelmişken ben de korkmuştur. bunu söyleyeyim gibi. Yani replikler onu gösteriyor. Öyle değil mi? Zaten dizide her şeyi repliklerden anlıyoruz. Ama bence Hani onları söylenen. eklemeleri lazım yani. Tam da anlayamıyorum. Kafamı bazen yani şöyle diyebilirdim Evet. baba. Ah, şu an çok korktum. Hemen parayı verelim. Çünkü birçok O şeye da iyi olurdu. değiniliyor. Bence duygulara da değinilmeli. Bazı şeyler eksik kesinlikle. Evet. Duygular da sözle söylenmeli. Ya biz nasıl Söylense. anlayacağız? Nereden biliyoruz Mimiğinden ya? nasıl anlayacağız? Ne bileyim, kamera hareketiyle mi vereceksiniz bunu, değil mi? Böyle saçma bir şey olabilir mi? Işıkla falan mı, sanatla mı vereceksiniz? Nasıl anlayalım Saçmalama. bunu? Söyle. Söyleyeceksin. Ya biz kafayı çalıştırmak için mi izliyoruz? Evet, bir de yani. Ben uyuşturucu, O. uyuşturulmak için izliyorum. Geçeceğim, salya mı akacak? İzleyeceğim ben bu Evet. diziyi. Halk olarak biz bunu istiyoruz. Halk bunu istiyor. Yani eleştirilecek yanları da var dizinin şimdi. Yani ama yine de başarılı olduğu için şimdi es geçelim. Çok da şey yapmayalım. Aynen, doğru söylüyorsun. Şu sahneyi konuşalım istiyorum. Şimdi notlarını da gördüm de. Baba çocuğunun vurulduğunu final sahnesinde anlıyor. Sonra kuşu yok falan böyle. Sonra bir flashback'le onun çocukluğuna gidiyoruz. Ah, bu da kendisi de yaralıymış. O yüzden bunları yapmış falan diye böyle bir acıyor Onlar gibi oluyoruz falan. Sonrasında tam böyle bir kendini yok olacak işte, bayılacak, ölecek, gidecek derken kadın onu nasıl ikna ediyor? O nasıl bir ikna ediş şekli yahu? kadınla büyücülük mü var acaba? Ben biraz öyle anladım. Yani repliklerde bu da yoktu. Hani bence varsa eğer onu da söylemesi gerekirdi. Bence de ben büyücüyüm demeliydi. Bence de Demeliydi. var. Büyü durumu var. Çünkü Çok hemen hızlıydı. Midesi nasıl hemen. falan da düzeldi yani. Evet. Bir anda O hemen tarafı da var. viskisini uzattı, viskisini içti falan, böyle normal. Ne Gözler olmuştu, nerede kurudu. kalmıştık deyip geldi. Yani kesinlikle Orada büyü büyü var, yapıldığını düşünüyorum. varmış. Dizide Adamı. büyü de var. Çok güzel bir dizi ya. Her Çok şey var güzel. bu Her dizide. şeye değinilmiş. Peki şeye ne diyorsun? Hiç. Babanın villasının kapıları açık. Bak aslında bonkörlerde. Bilmiyorum. Devran falan gidiyor abisiyle. Kardeşini aramaya. Kapı açık. Arka kapı da açık.
Hadi bakalım diyor. Ben ortadayım. Yiğidin malı meydanda diyor yani. Yani çocuğu da atmışlar orada arka bahçeye. Kimse görmüyor. Belki görmüşlerdir de hani böyle bitki örtüsü falan bir şey sanmış da olabilirler çocuğu orada. Ya da güneşleniyor zannetmiş de olabilir. Hani onu başka insanlar gördüyse devrandan önce. Her şeyde bir mantık var. Mantıksız olan hiçbir sahne yok. Hiç Öyle yok. düşünüyorum ben. Benim şey de çok hoşuma gitti. Hani artık dizilerde falan ana karakteri o kadar orta noktaya alıyorlar ki yan karakterlere hiçbir şey kalmıyor ya. Yani isteseler bu dizinin 2,5 saat sürmesine başka olaylar ekleyerek, yan karakterlere bir şeyler yükleyerek de yapabilirler. Mesela orada çocuk Evet. ölmüş değil mi? En büyük dramı Hı. gene kim yaşıyor? Devran yaşıyor. Evet. Anne de yaşayabilirdi. Oradan bir hikaye çıkabilirdi. Ama Hı. hayır. Devran yaşıyor. İkisi. Hayır. Devran. Bu da Gerek çok yok güzel. çünkü. Tabii ki çok güzel. Zor olan Niye bu. hikayeyi bölüyoruz? Neden? Yani bir Münasebeti. kişiyi takip etmek var, 50 kişiyi takip etmek var. Ne gerek var? Hayır, bir de o zaman arasa niye o kadar para veriyoruz? Ha. Evet. Herhalde. Oynasın o zaman. Dizimiz hayırlı olsun. Çok güzel bir Ben dizi. tutacağını düşünüyorum. Böyle 3 sezon falan gider. Bence de yani tutmama şansı yok Hayır. gerçekten. Bütün baba oyuncular, herkes orada. Hikaye tam bizlik bir hikaye. Her yere gidebilir bu hikaye. Çok Hı. dallanıp budaklanabilir. Zaten Bakalım dediğin Arap gibi yani. izleyici yurt Hı. dışındaki izleyiciler ne istiyorsa ona göre evirebilirler. Ha mesela herkes kendine göre bir şekilde Biz de memlekette çevirebilir. artık onlar ne istiyorsa onun şekilde izleyin ne var. Ve doğru söylüyorsun. Evet. Ah güzel oldu, konuştuk böyle. Evet, İçimizi çok güzel döktük. Ne oldu. güzel oldu. Bu yerli dizilere ben bayıldım. Hep konuşalım. Hep konuşalım. Ya yani izlemesi de çok zevkli zaten. Çok keyifli. Yani zaman nasıl geçti anlamadım. 3 saat. Mükemmel. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Dizi izlediniz mi? Lütfen bizimle fikirlerinizi paylaşın yorumlarda. Şöyle ağız tadıyla bir güzel konuşalım şu diziyi yahu. Değil mi? Evet, bir keyiflenelim. Ve sonra başka hangi dizilerden bahsetmemizi istersiniz ya da hangi konuyu hakkında konuşmak istersiniz? Konuşmamızı istersiniz? Onu da yorumlara yazın lütfen. Sizi çok seviyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere mi? Hoşça kalın. Hoşça kalın.